tarihinden itibaren mevcut şekil, devlet şekli öyle çok demokratik, iş sınıfının dostu, ezilenlerin de dostu bir devlet değil. Devlet zaten yapısı gereği egemenlerin bir aracı hali olduğu için baskısı aslında var olduğu günden bugüne devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde geçerli. Ancak şöyle durumlar var tabii. Olağan bir devlet tipinden olağanüstü bir devlet tipine geçiş sürecinin olduğu bütün yapılarda, bütün çevrelerde söyleniyor. Yani biz de aslında 24 Haziran seçimlerinin üzerinden cepheleşmeyi anlatırken bunu söylüyorduk biraz da Devrimci Parti olarak. Ya bu olağanüstü bir sürecin başlangıcı, bir işaret, hatta bir tırmanışı. 24 Haziran seçimlerine atfettiğimiz temel önem AKP karşı bütün güçlerin bir cephede yan yana geçti. Aslında faşizme karşı birleşik cephe olarak da tarifleyebileceğimiz, pek çok isimle tarifleyebileceğimiz bir sürecin başlangıcı olabilir ancak. Ki aslında böyle bir durumda gerçekleşti. HDP etrafında hemen hemen bütün sol sosyalist güçleri kendini var ettiği ittifaklarla, bileşenlerle, kendini HDP etrafında ve AKP karşısında var ettiği bir sürecin içerisinden geçtik. Seçimler böyle bir duruma işaretti. Ancak temel mesele bunu seçimlerden sonra da devam ettirebilmek. Bugün giremediğimiz yoksul mahallelere, dahil olamadığımız, solun sosyalizm olmadığı mahallelere sınıf eksenli politikayla, işçi sınıf ve ezilenler eksenli bir hakla girilebileceğini ve mücadelenin buralarda büyütülebileceği inancındayız. Bir o kadar da önemli olarak önümüzde yani fabrikalara girebilmenin, yoksul mahallelere girebilmenin bizim önümüzdeki temel faaliyet olduğu, sosyalist hareketin temel görevinin bu olduğunu söyleyebiliriz şimdi.